Herkese merhaba, günaydın. Bugün sonra Türkiye'ye dönüyorum. Şu sırtıma alacağım büyük çanta. Altta çadır var, içinde bir sürü eşya var, full doldu. Artık üstüne bile koydum eşyayı. Önüme alacağım çanta, sürükleyeceğim çanta ve bavul. Bakalım kaç gün tutacak. Havalimanına geldim. Ama maalesef bir sorun var. Bavulumun tutamacı kırıldı. O yüzden bol bol çile çekeceğiz. Şimdi check-in için buraya geldim. 40-43 numara ama kimse yok orada şu an. Daha demin gelmiştim, yarım saat önce falan. Dedim işte check-in ne olacak falan gibisinden. Adam dedi ki evet burası doğru ama daha check-in açılmadı. Açılınca gelirsin dedi. Geldik, kimse yok. Burada yaşayalım burada. De sırtımda var. Porto Havalimanı benim favori havalimanlarımdan. Güzel bence ya. Üçüncü kat gidiş, ilk kat geliş. Küçük, güzel yani. Herkese merhaba, ben şimdi burada çalışıyordum işte. Daha önce çekmiş olduğum videoları falan baktım, ne var ne yok, ne çektim diye. Ondan sonra saat 14.35'te bilgi açıldı. 12 numaralı kapı. Şimdi her şeyden geçtik en son. En sonki kapıdan da geçtim. Şimdi uçağa doğru gidiyorum. Ama uçağa kalkmasına daha bir saat var. Maalesef. Yok bir saat değil de bir yarım saat var herhalde. Kapıyı da açtılar mı? Açtılar abi şimdi. İlerliyoruz. Hadi görüşürüz. Topraklara giriş yaptım. Şimdi tekrar otobüse. Arkadaş. Havuz gibi. Havalimanı ne kadar büyük böyle ya. Cidden aşırı büyük. 11.30'da indik. 28'e indik. Ta 57'ye geçeye kadar pistte böyle yer arıyoruz. Park edeceğimiz yere geldik. Kaç dakika? 32 dakika mı ne? 30 dakika mı ne yaptık? Ondan sonra şimdi tekrardan İçeride yürüyorum böyle havalimanı üstünde. Kim bilir daha kaç dakika daha yürüyeceğim böyle. Belki de burada kalacağız. Homeless'lık devam ediyor. Geldim buraya oturdum şöyle. Eşyaları koydum. Şu karşı tarafta hemen. Hava işte bineceğim yer. Şimdi sabaha kadar burada tepineyim bakayım hadi. Bu arada iki parça eşyam kaybolmuş. O da benim hatam. Birincisi diş fırçası kutusu. İkincisi de kampta üstüme örttüğüm battaniye kaybolmuş. İkisi de benim hatam. Bu arada uçuş çok iyiydi bence. Ben bayağı beğendim. Türk Hava Yolları her zaman candır abi. Türk Hava Yolları. Pahalı ama güzel. Günaydın tekrar. Yaklaşık 5 saat uyuyamadıktan sonra şimdi servisin başına geldim. Birazdan bineceğim işte de. Daha yarım saat falan var. Ama burası çok soğuk değil. İyi. Şöyle. Herkesin otobüsü büyük, benim küçük. Olsun olsun. Görürüz. Şimdi Silivri'de köy pazarına geziyoruz. Benim burada da Sevda var. Evet, ben burada. Görsel lezzetler. Ama cidden bu köylerden geliyor musun? Ayva elime 15 lira. Vereceğim sen daha. Koli 70 lira, yumurta 70 lira. Allah Allah, çok mutluyum. Hayır. İkinciye yapma şansımız da yok yani. Ekşe bur olduğu için. Köy yumurtasına bak. Erişte ne kadar abi? Erişteler. Yan tezgahında 40 liradır paketler abi. Evet, teşekkürler. Buyurun. Erişte sordun mu abla? Erişte. Ne kadar? Yarım kiloluk bundan 40 lira. 40 lira? Evet. Tamam, sağ olun. Yok sağ olun. Şu acı belli bak, şundan çok severim. Allah'a emanet.
Bak fark ettin mi? İsimleri yazıyor. Evet evet fark ettim. Biliyorum biliyorum. Ortaköy köyü. Fark etmedim de zaten izlemiştim videosunu. Silivri'nin videosunu. O yüzden biliyorum. Bak şurada Misakin Milli Türkiye haritası var. 82 Musul, 83 Kerkük, 84 Selalik. Hı? Şöyle. Sevda şimdi bize biraz Silivri'nin tarihi hakkında bahseder misin? Şu evleri kim yaptı mesela? Şu evleri kim boyadı? Bu evleri... Şimdi börek yemeğe gidelim bakayım. Börek. Börek iyi. Su böreği var, kürt böreği var, bir de kıymalı kürt börek var. Kürt kürt oğlum, kürt ne? Değil su böreği, kürt böreği ve kıymalı börek var. İçeceğiz ama. Ona gerek de yok. Yok sağ ol baba. Hangisi kürt? Ne bileyim geçti ya. Bu su böreği gel ben. Sevda nasıldı? Kıyması güzeldi, diğerleri çok güzel değildi ama yedik yani. Doyurur mu doyurur ama böyle çok iştahlı, çok güzel, mükemmel değil ama 10 üzerinden... Hadi bana çok konuşuyorsun diyen Sevda. 4, 10 üzerinden yok 4, haksızlık olur şimdi, 5 olsun. Ben de 10 üzerinden 5 veririm ya da 4,5 falan veririm. Aa, şey bu ne biliyor musun? Ben bunu anlıyorum. Kermes gibi bir şey işte. Hayır, yani. Kermes gibi de şöyle... Annem de bunları verebilir miyim? Şöyle 200, hoş bulduk. Şunlar 15 lira mı? Anahtarlıklar. Herhalde 15 lira diyor. Üzerinde yazan fiyatlar, bakalım. Değişebilir modeline göre fiyatı. Bu 10 lira mesela. Hmm. Daha büyük onun. Sen aldın mı? Ben almadım, sen aldın. Almasın, aferin. Şimdi de yosunlu midyeleri mi yiyeceğiz? Hadi bakayım ben... Başladı mı? Başladı. Ben genelde çok midye seven bir insan değilim ama deneyeceğiz. Severim. Hadi bakalım. Nasıl yiyeceğini biliyor musun? Benim. Git kendine başka yap. Elimde kamera var abi. Ya en büyüğü buydu. Ye bakayım sen. Aha. Gözükmüyorum ben. Sen bana ver de ben de yiyeyim. Hı, şimdi bakalım. Kesersin ya. En kötü. Ben 3 tane 2 tane yiyeceğim. Olur mu öyle? Hımm. Ama midi nasıl bayılırım yani geçmiş oluyor. Murat. Sen karanlık çıkıyor mu? Beğendim güzeldi. Kaç puan? 10 üzerinden 7. Çünkü ben videoyu çok seviyorum. Ben de 7 veririm. Bahar'ı sevdim, beğendim. Bir tanesi... Bayağı ucuz bir şekilde yedik. 55 lira kaç lira yapıyor?